2010 yılından bu yana Kibira kazılarını yürüten Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyeleri Doçent Doktor Şükrü Özüdoğru ve Kibira çevresi yüzey araştırmalarını yürüten Doçent Doktor Eray Dökün'ün arkeolojik verilere dayanan tespitleriyle olasılıkla Kabal kökenli Kibira halkı demir çağ başlarında öncelikle Uylupınar Göl Adası çevresine yerleşmiş, daha sonra Helenistik dönemde güneyinde Balbura, Bubon ve Oyneonda kentleri gibi polis planlaması dahilinde Gölhisar'daki görkemli kent kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Merhaba, Anadolu Arkeolojisi'nde bu hafta da Kibira ile devam ediyoruz. Geçen hafta Kibira'ya gelmiştik, nekropolleri, nekropol yolunu, stadyonu görmüştük. Bu hafta da Kibira'nın daha bir merkezini göreceğiz. İşte agorası, tiyatrosu ve o çok meşhur Odeon'unu sizlerle buluşturacağız. İlk durduğumuz yer kentin agorası. Hemen aşağıdan nekropol yolu olarak adlandırdığımız ve stadyona gelen yol oradan buraya devam ediyor. O tamamen kazılmamış ama buraya gelen son 20-30 metresi kazılmış. Buraya geldiğiniz zaman tam bir kavşak noktasına geliyorsunuz ve hemen güneyinde Agora yer alıyor. Hemen onun karşısında bir anıtsal kapı var. Bu kapı olasılıkla bir tapınağa ait olabilir ama kazısı tam yapılmadığı için şu anda bilmiyoruz. Burada bir Apollon kültünün varlığını antik kaynaklardan öğreniyoruz. Çok da ilginç bir şekilde öğreniyoruz. Meşhur devlet adamı ve avukat Kikero, Romalı Kikero, buradaki Asya valisiyle yaptığı yazışmalardan, mektuplaşmalardan öğreniyoruz ki Veres isimde bir insan kaçakçılıkla suçlanıyor ve onun bu kaçakçılığı sırasında da Kibiralı iki kardeşin ona yardımcı olduğu anlatılıyor. Bunlar eski eserleri, resimleri ve sanat eserlerini illegal yollardan kaçırmakla suçlanıyorlar. Ve yine buradan öğrendiğimiz kadarıyla bunlar Kibira'daki bir Apollon tapınağını yağmalıyorlar. Ya da Apollon tapınağına belki bir şeyler yaparken işe hile karıştırıyorlar. Ama her neyse biz burada bir Apollon kültünün varlığını işte bu burayla aslında ilgisi olmayan mektuplaşmalardan öğreniyoruz. Hemen o kapının yanında, kuzeyinde yer alan ilginç bir yazıt var. Kibira demirciliğiyle ünlü ve o yazıtta da halkın ve meclisin yani Hodemos ve Hobule'nin kararıyla demirci loncasının onurlandırıldığını anlıyoruz. Kibira'nın çok da güzel su sistemleri var. Agora'nın en doğusunda su taksim havuzu yapılmış ki oldukça enteresan. Bütün boruları in situ olarak neredeyse yerinde duruyor. İşte bunun altından geçen bu temiz su yolları hemen biraz önceki caddenin de altından geçerek kente su dağıtıyor. Yani bir su taksim, su tevzi yapısı yapılmış. Bu da çok yerde o bütün borularıyla beraber göremeyeceğimiz bir özellik. Şimdi buradan Kibira'nın biraz daha kuzeyinde yer alan tiyatro ve o meşhur Odeon'una devam ediyoruz. Helenistik dönem agorasının genişletilip yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuş agora, stadyon, tiyatro ve Roma İmparatorluk hamam yapılarının arasında kalan yaklaşık 230 metreye 130 metre genişlikteki düzlükte konumlanır. Agora'nın güney alanı doğuda stadyona, batıda tiyatroya ulaşan doğu-batı doğrultulu ana cadde Decumanus Maximus'la bölünmüştür. Caddenin Agora'ya ulaşan basamaklı kısmı 2017 yılındaki Anastilosis çalışmaları sonrası ziyaretçiye açılmıştır. Agora'nın kuzeybatı güneydoğu eksenli 1. Teras Caddesi'nin genişliği 6,5 metre, uzunluğu yaklaşık 112 metredir. Kazılar sırasında açığa çıkarılan dükkanların, M.Ö. 417 depremi sonrasında onarılarak kullanılan
geç antik çağ dükkanları olduğu anlaşılmıştır. Dükkanların sistemli atık ve temiz su kanallarına sahip olduğu temel kazılarında anlaşılmış, yanı sıra alanda bir çeşme ve kastelum olarak anılan su dağıtım havuzu ve olasılıkla canlı balık satış havuzu olarak kullanılmış elips formlu küçük bir havuzcuk da açığa çıkarılmıştır. Kübira Antik Kenti'nin yer aldığı bölge antik kaynaklarca Kabalya olarak adlandırılıyor. Gerçi bu Kabalya hani Kabal bir halka verilen isim mi yoksa bölgenin adı mı bu çok belli değil. Ama yine erken kaynaklar Homeros, Herodot gibi kaynaklar bize Lidyalıların bir halka olan Manöenlerin bu bölgede oturduğunu söylüyor. Hatta Strabon ki biliyorsunuz o miladi yıllarda yaşamış bir coğrafyacı diyor ki Kibiratis'te 4 ayrı dil konuşulur. Lidce, Solimce, Pisitce ve Helence. Bu son derece ilginç bir aktarım çünkü Lidyalıları hatırlayacaksınız Sardes bölümünde anlatmıştık. 7. ve 6. yüzyıllarda egemen olmuş bir krallık. Lidce'de işte o Anadolu'nun Luvi dil grubuna ait bir dil. Milattan önce 546 yılında Pers istilasıyla son bulmuş bir krallık. İşte Strabon'un anlattığı Lidce'nin burada konuşuluyor olması çok ilginç. Çünkü o Lidce dilinin hala en az daha 500 yıl konuşulduğunu bize anlatıyor. Bir de tabii burada 4 dil konuşuluyor diyor Strabon. Bu da Anadolu'nun ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Hani öyle bir homojenlik Anadolu'da asla yok. Solimce ne olabilir acaba? Hatırlayacaksınız Termesoslar kendilerine Solimler diyorlar. Ayrı bir dil konuşuyorlar. Pisitçe yine ayrı bir dil. Lidce konuşuluyor ki bu 3 dilde Anadolu'nun Luvi dil grubuna ait ve Helence konuşuluyor. Elbette ki milattan önce 1. yüzyılda artık Büyük İskender seferini tamamlamış. Anadolu bir Helen kültürüyle tanışmış ve Yunanca bir yerde resmi bir dil haline gelmiş. Kübira ancak milattan önce 4. yüzyılda Helenistik çağda kuruluyor. Peki o antik kaynakların bize aktardığı Kaballar, işte o Lidce, Solimce, Pisitce konuşanlar nerede? Çevrede yapılan yüzey araştırmalarına göre hemen Horzum yani Gölhisar bölgesi civarındaki höyüklerde oturuyorlar. Ki hakikaten civarda detaylı bir kazı yapılmamış olmasına rağmen yüzey araştırmalarıyla hala hazırda geç kalkolitik dediğimiz milattan önce 4. bin yılına kadar yerleşim olduğu Tunç çağında da parça parça yerleşimler olduğu görülüyor. Elbette ki kazılarla hem bu Tunç çağının bütünlüğü sağlanabilir hem de belki Neolitik döneme kadar giden yerleşimler bulunabilir. İşte milattan önce 4. yüzyılda bu halk gelip buraya yerleşiyor. Epigrafik verilere göre burada güçlü bir askeri birlik var. En az 2000 kişi olduğu düşünülen piyade birlikleri var. Yani Kibira son derece militarist bir kent. Askeri olarak da çok güçlü. İşte bu yüzden Roma İmparatorluğu bölgede Kibiratis'i kendine müttefik olarak seçiyor ve Kübira'yla bir anlaşma imzalıyorlar ki bu Roma İmparatorluğu'nun genellikle eyaletlerle yaptığı bir durum yani anlaşma imzalamak. Öyle kendi başına bir tek kentle böyle bir anlaşma imzalaması çok görülür bir şey değil. Ama işte Kübira bu denli önemli bir kent ve özellikle Augustus'tan sonra kent çok önemli bir üs haline geliyor. Kentin ekonomik olarak da askeri gücünün yanı sıra ekonomik olarak da güçlü olduğunu biliyoruz. Özellikle Kübiralıların demircilik konusunda çok maharetli olduklarını biliyoruz. Deri yapımında çok maharetli olduklarını biliyoruz. Ve milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda Kübira gerçekten de burada güçlü bir kent haline geliyor. İşte o eski Kabalya'da Kübiratis adını alıyor. Kübira, Balbira, Bubon ve Oyunyan da ki
Bibon, Balbire ve Oyunanda'yı size daha önce tanıtmıştık. Dört kentin oluşturduğu bir Kubiratis bölgesi oluyor. İşte bu Kubiratis bölgesinin merkezi ve yönetimi konumunda da elbette Kübira Antik Kenti var. Kübira Tiyatrosu kentin en yüksek kodlarından birinde, Gölhisar Ovası ve gölüne bakan manzarasıyla oldukça etkileyicidir. Yarım daireyi geçen Helenistik plan şemalı tiyatro kaveası üç parçalıdır. Kavea iki diazoma ile bölünmüştür. Kazısı sonuçlandırılmamış alt kaveada oturma sıralarının sayısı net olmamakla birlikte 21 sıra izlenebilmektedir. Ortada 12, üst kaveada ise 11 oturma sırası bulunmaktadır. Üst kaveanın milattan sonra 2. yüzyılın son çeyreğinde eklenmiş olduğu anlaşılmıştır. Tiyatro depremler nedeniyle epey hasar görmüş durumdadır. Tiyatronun 3. kaveasının arka düzlüğünde tiyatro tapınağı yer alır. Tapınağın milattan önce 1. yüzyılda Tanrı Apollon'a adanmış olduğu tahmin edilmektedir. Tapınağın bulunduğu alan geç antik dönemde 3 nefli bazilikal planlı bir kiliseye dönüştürülmüştür. Kübira Tiyatrosu gerçekten çok güzel bir tiyatro. Kazısı tamamen bitirilmemiş. Belki bitirilmesine de gerek yok ama mevcut haliyle çok tipik olarak Roma İmparatorluk çağından bir tiyatro. Size çok tiyatro gösterdik, çok tiyatro anlattık. Bir detay var burada size göstermek istediğim. Sahne binasının 5 tane kapısı var ki Anadolu tiyatrolarında bu bir gelenektir. İşte Aspendos'ta görürüz, Perge'de görürüz, Arikan'da görürüz vesaire. Ama burada ilginç bir şekilde bu tiyatrodaki bu geleneği biraz sonra göreceğimiz Odeon'a taşımışlar. Aslında Odeon'ların genellikle 3 kapısı olur. Bir ana, 2 de yan kapısı. Ama burada hemen tiyatronun yanında o tiyatro, Anadolu tiyatro sahne binasının 5 kapılı olma geleneğini Odeon'a da yansıtmışlar. Gidelim şimdi Odeon'u da görelim. Milattan sonra 23 yılında İmparator Tiberius'un yaralarını sardığı depremle hasar gören Kibira'da, tiyatronun üst kısmında dorik düzende İnantis planlı bir tapınak açığa çıkarılmıştır. İmparator Tiberius'tan sonra başa gelen İmparator Claudius döneminde de Kibira'ya yapılan yardımlar devam etmiştir. Kente bahşedilen bu iyilikler sonrasında İmparator sülalesi Iulius Claudius'lar, Kayserion adıyla anılan bir tapınakla onurlandırılmıştır. İmparator Augustus ve eşi Livia, Tiberius ve Claudius'un bir arada tapınım gördüğü tapınak, 16 metre 60 santime, 8 metre 90 santim ölçülerinde, İyon düzeninde, Prostilos planlı yapı, Kibira'nın ünlü Odeon'unun kuzeybatı bitişiğinde konumlanmaktadır. Kibira'nın Roma için ne kadar önemli olduğunu anlattık. Bunun somut delilleri sadece epigrafik yani yazılı belgelerde yok. Yine son kazılarda ortaya çıkartılan bu tapınak ile belgelenmiş oluyor. Aşağı yukarı milattan sonra 45 yıllarında Likya valisi tarafından Claudius'un emriyle Roma'nın ilk imparatoru Augustus'a burada bir tapınak inşa ettiriliyor. Kaisarion deniyor buna. Hatırlayacaksınız, Kaiser Roma imparatorlarına verilen bir ünvan.
Kibira gibi hani böyle gözlerden biraz uzak kalmış gibi düşünebileceğiniz bir kentte böylesine erken bir dönemde bir imparator kült tapınağının olması son derece önemli. Şu da önemli ki Kibira'da bugüne kadar yürütülen kazılarda antik kaynaklardan ve epigrafik verilerden bildiğimiz tapınakların pek çoğunun yeri henüz tespit edilemedi. En azından bu tapınak Kibira'da tespit edildi. Arkamda hemen Odeon var. İşte hep anlatıyoruz arkeoloji ne kadar keyifli bir meslek diye. Hemen Odeon'un önünde bir hamam var. Yani buraya gezenler şöyle düşünüyor. İşte milattan sonra 3. yüzyıldan bir Odeon, milattan sonra 1. yüzyıldan bir tapınak. Peki hamamın ikisi arasında ne işi var? O hamam geç antik çağda yapılmış. Yani Bizans döneminde yapılmış. Olasılıkla Odeon artık kullanılmıyor. Büyük bir ihtimalle değil. Kesinlikle bu tapınak da kullanılmıyor. İlk kez 1989-1990 yıllarında Burdur Müze Müdürlüğü'nce kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği Odeon, 2009 yılından sonra Kibira Bilim Heyeti'nce sistemli kazı çalışmalarının sürdürüldüğü önemli yapılardan biri olmuştur. Özellikle yapının orkestrasındaki Opus Sectile tekniğiyle döşenmiş Medusa mozaiği, Kibira'nın simgesi haline dönüşmüştür. Yapı hakkında son bilimsel veriler, Düzgün Tarkan tarafından doktora çalışmasında ele alınmıştır. Kazı çalışmalarında yapı içerisindeki dolgudan önemli birçok eserin açığa çıkarılmış olması, yapının henüz kullanımdayken, M.Ö. 417 depreminden önce yaşanmış ve yapı zemininde izlerinin rahatça takip edilebildiği bir yangın felaketiyle işlevinin sonlanmış olduğu sonucuna varılmıştır. 52 metre uzunluğunda cepheye sahip Odeon'un kaveyasının yarıçapı yaklaşık 34 metredir. Tek diyozoma ile ikiye bölünmüş kaveyada aşağıda 14, yukarıda 17 oturma sırası vardır. Yarım daireyi aşan bir orkestraya sahiptir. Araştırmacılara göre orkestrada tercih edilen çok renkli Medusa betimlemesinin varlığı, kentte Helenistik dönemde kurulmuş Athena Polias kültüyle ilişkilendirilmektedir. Sahne binasının önünde 550 metrekarelik alan mozaik döşelidir. Bu alanın üzeri de tek yönlü eğimli bir çatıya sahip bir stoa olarak tasarlanmıştır. Geometrik bezemeli stoa mozaiğindeki yazıtlı panoya göre alan milattan sonra 249-254 yılları arasında Kibiralı kardeşler Aurelius Sopatros ve Claudius Theodoros tarafından yaptırılmıştır. Kibira'nın elbette ki en çok ilgi çeken yapısı Odeon yapısı. Birçok insan bunu görmeye geliyor ve haksız da değiller. Anadolu arkeolojisinde o artık hani bıkmadan, sıkılmadan tekrar ettiğimiz her gittiğiniz kentte başka bir kentte göremeyeceğiniz bir güzelliği, bir yapıyı görüyorsunuz. Kibira Odeon'unda da işte bu Medusa mozaiği elbette çok ünlendi ve hakkı da var. Gerçekten de eşsiz bir örnek. Herhalde antik çağda eşsiz değildi ama benzerleri bulunmadığı için bu şu anda eşsiz bir örnek olarak duruyor. Neydi Odeon'lar? Ode kökünden geliyor. Yunanca odeo ki biz kullanıyoruz bugün. İşte audio, auditorium gibi. Yani müzik demek, şarkı demek. Şarkı söylenen, müzik yapılan yer. Yani bir yerde konser salonu. Birçok antik kentte hatırlayacaksınız tiyatrolar var. İşte stadyumlar var buradaki gibi. Tiyatro tarzında yapılmış küçük yapılar da olabiliyor. Bunlar genellikle ya Odeon yani konser salonu ya da Buletarion yani meclis binası oluyor. Tiyatrolardan farkı çatılarının kapatılmış olması. Biz genellikle antik kentlere gittiğimiz zaman
Tabii o yapı Odeon mudur, Buletarion mudur tam olarak bilemiyoruz genelde. Tiyatrodan küçük olduğu için onun tiyatrodan ayırmak mümkün oluyor ama tam olarak hangi işlevi olduğunu bilmiyoruz. Bazen işimiz kolay oluyor. Bir antik kentte hem tiyatro hem Odeon hem Buletarion üç yapı birden oluyor. Buletarion da hele o idari bölgeye yakınsa hemen onun biz Buletarion olduğunu, Odeon olmadığını söylüyoruz. Ama ilk defa Kibira'da yazıtlarla bunun bir Odeon olduğu bize söyleniyor. Yani antik dünyadan yazıtıyla Odeon olarak bildiğimiz tek yapı neredeyse buradaki yapı. Ben bu yapıyı aslında şu anda itiraf edeyim, sizlerle beraber ilk kez görüyorum. 88'de geldiğimde burası tamamen kapalıydı. Sadece bu sahne binasının bir iki duvarı görülüyordu. 2000'li yılların başında bir daha geldiğimde yine kazısı yapılmamıştı. Ama son yıllarda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Burdur'da Şükrü Özüdoğru Hoca'nın başkanlığında gerçekten başarılı bir kazı yapıldı. Ve burada aslında bu Medusa'nın dışında son derece başka ilginç detaylar da ortaya çıktı. Mesela hemen ön tarafındaki mozaikli alan şu ana kadar bildiğimiz en büyük mozaikli alanlardan bir tanesi. O opus tesarum ile yapılmış. Yani opus iş demek. Klasik müzikte de kullanılır. İşte opus 9, opus 32 vesaire gibi. Tesarum küçük teseralardan yani küçük taş parçalarından yapılma demek. Bu da opus sektile yani kayrak taşı büyük taşlardan yapılmış bir mozaik. Ve bu iki tanesi de çok başarılı şekilde ortaya çıktı. Odeonların çatısının kapalı olduğunu söylüyoruz ama nereden biliyoruz? Patara'yı izlemiş olanlar hatırlayacaktır. Oradaki bir mezar taşında yanlış hatırlamıyorsam Dionysos Usta bu Odeon'un çatısını kapattı ve burada gömülü diye yazıyordu. İşte Patara'da tanıdığımız o Dionysos Usta'dan sonra önemli bir veri de burada ele geçti. Buranın kazısı yapılırken o bir zamanlar çatıyı kaplayan ahşaplar bir yangın sonucunda tamamen orkestraya düşmüş. Burada onların parçaları bulundu. Tabii onun yanında birçok heykel vesaire de bulundu. Hani hep anlatıyoruz işte antik dünyada bu yapılar yangınla yıkıldı gibi. Hemen anlaşılmıyor hani mermer veya da taş binalar nasıl yıkılır diye. İşte bunların çatısı hep ahşap oluyor. Ve mermer de aslında kireç taşının bir formu olduğu için ısı ile temas edince paramparça oluyor, patlıyor, çatlıyor. İşte Kibira Odeon'u sadece bu muhteşem Medusa mozaiğiyle değil, bize arkeolojik anlamda kattığı bilgilerle de son derece önemli. İki bölümde size Kibira'yı tanıtmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta bir başka antik kentte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.